Efendi kainat önderi vefat etmişlerdi. Hazreti Üsame dönüyordu. Allah Resulü'nün çıkardığı ordu kapıya sancağı dikiyordu. Hüzün Medine'yi dalga dalga kaplıyordu. Hüzün, sevenlerin hüznü, sevme ötesinde vurgun olanların hüznü, ötesinde bir şey göremeyenlerin hüznü dalga dalgaydı, dolu doluydu. Kim yıkılmamıştı ki, kim çökmemiş ki, kim çözülmemişti ki? Kimisi ayaktadır. Muhammed Aleyhisselam ancak bir peygamberdir. Ölür veya öldürülürse geri gerisin mi döneceksiniz ayetini haykırıyordu. Kimi onu anlatan ayetleri okuyordu. Kimi va Muhammed'a diyordu. Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Grup grup insanlar toplanıyorlar. Konuşanlar, birbirleriyle muanaka edenler, kucaklaşanlar, hasreti yüreklerine damla damla içirenler, bu firkat her şeyin yıkımıdır diyenler, bu firkatın ayrılığın ardından bize huzur kalmadı diyenler, vahiy göğe çekildi diyenler, Cebrail'in rahmeti bir daha yeryüzüne inmeyecek mi diyenler, inmeyecek diyenler, Muhammed Aleyhisselam vefat etmiştir. Medine alışacaktı buna. Doğrusu Medine bugün dahi henüz alışmamıştır. Alışamamıştır. Alışamayacaktır da. Çünkü Medine'ye her gittiğinizde, Mescid-i Saadet'in orada her duruşunuzda, şu yeşil kubbenin altında her duruşunuzda, o en büyük zatın vücudunu örten o toprağa hep sitemle baktığınızda o zatı hatırlayacaksınız. Hazreti Ayşe'nin dediği o zat, öyle diyordu Ayşe, karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki vallahi biz iğneden, İğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı. Rahmet gidivermişti işte. Sakindi. Konuşanlar konuşuyordu. Belki konuşanların içinde en serti Ömer'di. Hazreti Ömer'di. Dört dönüyordu. Mescid-i Saadet'in etrafında dört dönüyordu. Elinde kılıcı vardı. Bekliyordu. Şöyle diyordu: Allah'a yemin ederim ki kim Muhammed Aleyhisselam vefat etti diyecek olursa onun başını yere indiririm. Kimse yüksek sesle bir şey söyleyemiyordu. Ömer Mescid-i Saadet'i dört dolaşıyordu. Belki sonra tenkit edilecek bu tavrı Hazreti Ömer'in, bu büyük adamın, bu mekana sığmayan zatın tavrı tenkit edilecekti. Ama İslam tarihi tescil edecektir ki Ömer'in o gün o tavrı olmasaydı o ilk şokta, ilk sadmede, ilk darbede münafıklar Medine'yi hayli karıştıracaklardı. Bir ara Hazreti Abbas deyiverdi ki Ömer kendine gel. Allah'tan kork, halkı ürkütüyorsun. Allah Resulü beşerdi, insandır. Her insan gibi o da vefat etmiştir. Sabretsen bir beklesen. Hazreti Ömer diyordu ki, Abbas sen de onlara benzedin. Hadi gel Resulullah'la görüşelim diyordu. Doğrusu kimseyi dinleyecek halde değildi. Mughire bin Şube, meşhur sahabi, bir ara dedi ki, Hattab'ın oğlu, Allah'ın Resulü vefat etmiştir. Doğru söylemiyorsun Mughire dedi, sen zaten korkak bir adamsın. Gel içeri girelim bak,
Resulullah bizimle konuşacak. Bir şey diyemiyordu Mughira. İçeri girdiler. Perdeyi açtılar. Fahri Kainat'ın ailesi, hanımları kenara çekildiler. Kızıyla beraber. Hazreti Ömer Resulullah'ın yanına geldi. Ey Allah Resulü, ben Ömer'im dedi. Beni duyuyor musun? Allah Resulü'nün üzerinde bir perde vardı. Çizgili bir perde vardı. Resulullah'tan sesi yoktu. Ömer bir daha. Ey Allah'ın Resulü, ben Hattab'ın oğlu Ömer'im. Beni duyuyor musunuz? Ses yok. Mughire dokunuverdi Hazreti Ömer'in eline. Koluna dokunuverdi. Çıkardı Ömer'i oradan. Çıkarken dedi ki, gördün mü dedi. Gördün mü Allah Resulü seni duymuyor artık. Sana cevap veremez artık. O çünkü vefat etmiştir deyince, Ömer bütün hışmıyla döndü Mughire'ye. Sen zaten eski korkaklardansın dedi. Vallahi Ceziretül Arabi, Arap Yarımadası'nı Allah Resulü şirkten temizlemedikçe ölmeyecektir o dedi. O tıpkı Musa'nın Tur-i Sina'da bayıldığı gibi bayılmıştır. Doğrusu ürkütüyordu Hazreti Ömer. Dertken birdenbire bir vaveyla kopuverdi. Koptu sanki bir şeyler. Diyorlardı ki Ebu Bekir geldi. İnsanlar kenarlara açılıyorlardı. Kenarlara şöyle yol veriyorlardı. Dosta, dostun dostuna, mağaradaki sırdaşına, hicretteki yoldaşına, beraberindeki zata, en büyük musaddika. Yol veriyorlardı. O Resulullah'ın bir gün öncesindeki iyileşmesini güzellik haberi saymıştı. Uzaklara gitmişti. İyileşti Resul, düzeldi Resul, ayağa kalktı Resul diye sevini vermişti. Hazreti Ömer hala kapıdadır. Ebu Bekir Sıddık yanına gelince eliyle Hazreti Ömer'in omuzuna dokundu ve kenara çekti. Perdeyi açtı ve içeri girdi. Fahri Kainat'ın yanı başındaydı. Karşısındaydı. Sıddık-ı Ekber bir dem duruverdi. Resulullah'ın yüzündeki perdeyi açtı. Dosta baktı ve şöyle dedi. Sen ne kadar güzelsin dedi. Vallahi hayattayken de çok güzeldin. Ölümünden sonra da güzelsin dedi. Eğildi bir buse kondurdu. Dost dostun alnına bir buse konduruyordu. Sıddık'ın gözyaşları Fahri Kainat'ın yüzüne damlıyordu. Sonra duruverdi Sıddık. Eğildi Fahri Kainat'ın üzerine. Onu o halde kucakladı. Sonra odanın dışından Sıddık'ın ağlama sesi duyuluyordu. Efendim dedi. Resulullah'ı bir tuttu. Sonra dostum dedi. Sonra Allah Resulü bir daha tuttu. Peygamberim dedi. Sıddık sarsıyordu. Medine sarsılıyordu. Sıddık'ın kabulü önemliydi çünkü. Sıddık sadıktı çünkü. Ayağa kalktı. Dedi ki Allah sana ölümün acısını iki defa tattırmayacak.